Selamünaleyküm dostlar. Selamünaleyküm dostlar. Olmadı, olmadı. Bu arada arkadan bir kedi geçti. Kusuruma bakmayın. Kedi miydi, tavuk muydu onu da bilmiyorum. Köydeyiz. Böyle şeyler olabilir. Artık... Kusura bakmayın. Bir takım farklı sıkıntılarla karşılaş... Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz, teferruata gerek yok artık. Ama beni takip etmiyorsunuz, lütfen beni takip edin. Takibi almayı unutmayın. Niçin takip alın? Bu soru da sorulabilir. Hemen videonun başında böyle biraz sert girdik gibi oldu ama hakkınızı helal edin. Arkadaşlar burada video çekiyoruz. Birçok arkadaşımız birçok konuda sorular soruyor. Özellikle yani üniversite tercihleri hakkında çok soru geliyor. Arkadaşlarımıza yardımcı olabilmek adına bu tür videolar çekiyorum. Daha çok kişiye faydamız dokunması açısından beğenirseniz, videoyu paylaşırsanız veyahut takip ederseniz tabii ki o YouTube'un etkileşimi de artıyor. Bu bağlamda beni böyle arayan veyahut sorularına yanıt arayan insanlar daha çabuk bu videoya ulaşmış oluyor. Bu bağlamda beni takip edin ama hani böyle para kazanacağım, takipçi kasacağım böyle bir şey yok. Rabbim her şeyi inşallah yoluna koyacaktır diyorum. Evet, ne yaptık arkadaşlar sizlerle beraber? Bir sınav stresi yaşadık. Ondan sonra sınava girdik. Sonra ne yaptık? Telaşlandık. Çünkü bir tercih süreci vardı. Bir de tabii netice bekleme süreci vardı. Şimdi yavaş yavaş heyecanımız böyle yatıştı. Tabii ki heyecanımızı kaybetmeyeceğiz. Heyecanımızı kaybedersek yani insanlığı kaybetmiş oluruz. Ne yapıyoruz şimdi? Plan yapma aşamasına geçtik arkadaşlar. Yavaş yavaş artık evde misafir öğrenci havası başlamıştır diye düşünüyorum ya. İşte kızımız da 10 gün sonra gidecek. Oğlumuz da 15 gün sonra gidecek. İşte ona bir şey söylemeyelim. Ya zaten misafir bu havalar. Şimdi evde, bütün evlerde hakim olan bence en genel hava. Ama plan aşamasında bavul toplamak, evet bir plandır. Gezeceğimiz yerleri yazmak bir plandır. Okuyacağımız kitapları bir plandır bunların hepsi. Veya Arapçaya nasıl çalışacağım, bu da bir plandır. Şimdi arkadaşlar sizlere faydası dokunabileceğini umduğum bir 5 madde hazırladım. Üniversiteye gittiğinizde bu 5 maddeyi aklınızdan kesinlikle ve kesinlikle çıkarmayasınız. Böyle masanızın başına mı yazarsınız, yoksa dolabınızın içine mi asarsınız, yoksa yatağınızın başına mı koyarsınız bilmiyorum ama tavsiye niteliğinde bir ilahiyatçı abiniz, kardeşiniz veyahut Müslüman kardeşiniz olarak tavsiye niteliğinde 5 madde hazırladım. Umarım faydalı olur. Umarım kalplere, dimağlara dokunabiliriz. Bir hayır dua alırız diyorum. Ve hemen 5 maddeye geçiyorum. Arkadaşlar birinci maddemiz, bakınız nereye giderseniz gidin, hedefinizi yüksek tutun. Bu kesinlikle ve kesinlikle vazgeçilmez bir madde. Hedeflerimizi küçük tutmayalım. İlahiyata gittik. Öğretmen olacağım veya imam olacağım veyahut ne bileyim ilahiyatı bitirsem yeter ya. Diplomayı alsam yeter. Kesinlikle bu havalara kapılmıyoruz. Hedefimizi yüksek tutuyoruz. Ne hususta? Hem dünyalık hem ahiretlik hususta. Tamam. Buradan en iyi şekilde ilmimi alacağım ve o ilimle amel edeceğim ve o öğrendiğim ilimle de insanları ne yapacağım? Marufa davet edeceğim. Birinci görevimiz bu. Veya birinci tavsiyemiz. Tamam mı? Hayat kurtaran 5 maddenin bir tanesi bu. Videoyu çok uzun tutmayacağım. Hemen kısa kısa açıklayacağım. İkincisi arkadaşlar, şimdi ilahiyata gittik, kapıdan girdik içeriye, böyle bir havayı solduk. Hemen ne yapacağız ondan sonra? Tamam, o hava yeter size. Arapça hazırlıkta var gücümüzle çalışacağız arkadaşlar. Yani bıktım, usandım. Bakın bizim yaptığımız hatayı yapmayacaksınız. Asla. Bizim yaptığımız hatayı yaparsanız ne olur biliyor musunuz? Arapçayı yarım yamalak öğrenirsiniz ve her şeyden yani bir takıma şikayetçi olursunuz. Bunu kesinlikle yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Arapça üzerine sıkı sıkı duruyorsunuz.
Öğrenebilirseniz yanında İngilizce de öğrenin. Ya Farsça öğrenebilirseniz Farsça ile öğrenin arkadaşlar. Ama önemli olan bizim ilk almamız gereken, ilk temelini atmamız gereken husus ne? Arapça. Çünkü her zaman söylüyorum, 4 yıl boyunca göreceğiniz derslerin hepsi Arapça üzerine bina edildi. Bunu unutmayın bakın. Dili iyi öğreneceğiz. Elimizden geldiği şekliyle. Ben 70 ile geçen veya 70 ortalamayla geçen bir kardeşime niye 70 ile geçtin demem. Çünkü onun kapasitesi o kadardır. Ama çalışmadıysa, azmetmediyse suç onun, suç hocanın, onun yani değil. Şunu da söyleyeyim kısaca bakın. Hocalar var ya açıkçası yoldan, aha oğlum burası yol diyor. Şöyle buradan git diyor. Yola gireceksin kardeşim. Yola girmediğin sürece sana kimse işte şuradan gel beraber gidelim, şöyle yapalım böyle değil. Yolda tekerin patlıyor. O zaman hoca geliyor, bir tekerini düzeltiyor. Sonra tekrar gidiyorsun. Benzinin bitiyor. Öyle yani bu işler. O yüzden dil öğrenme hususunda en güzelini yapacağız arkadaşlar. Bizim bu kafamızda kalsın. Hayat kurtaran maddelerin ikincisi olarak. Üçüncüsü arkadaşlar, şimdi üniversiteler açıkçası sosyal aktivitelerin bol olduğu mekanlardır ama şu anda pandemi falan bilmem ne oldu o işte. Ama asla mezun olduğunuzda keşke şunu da yapsaydım, keşke şuraya da gitseydim, keşke şu kulübede katılsaydım, keşke şu konferansa, şu panelde katılsaydım demeyeceğiz arkadaşlar. Elimizden geldiğince bize yarar sağlayacak. Hem gezilere de katılacağız, konferanslara da katılacağız, panellere de katılacağız. Bunun yanında arkadaşlarımızla bir takım sosyal etkinlikler de yapacağız. Üçüncü hayat kurtaran maddemiz ne? Sosyal etkinliklere yeteri kadar zaman ayıracağız. İhmal etmeyeceğiz kendimizi. Ama tabii ki bu sosyal etkinliklerin hepsini hayatımızın bütününe sığdırmayacağız. Yani o bütün çalışma alanımızı kapsamayacak. Dil öğrenmeye de vaktimiz olacak. Hedeflerimize ulaşmak için çalışmalar yapmaya da vaktimiz olacak. Üçüncü hayat kurtaran maddemiz bu mu arkadaşlar? Çok açmıyorum çünkü videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Böyle hem sıkıcı oluyor. Dördüncü maddemiz arkadaşlar, hayat kurtaran, dersleri iyi takip edeceğiz. Dersleri iyi takip etmezsek ipin ucu kaçmıştır. Özellikle sınıf geçme bağlamında söylüyorum bunu. Okula devam hususunda çok frenimiz olmayacak arkadaşlar. Özellikle hazırlıkta hiç, hatta hiç devamsızlık yapmayalım yani. Elimizden geliyorsa, hastalanmıyorsak veya akrabalarımızda, annemizde, babamızda, yani hayati bir durum söz konusu değilse böyle devamsızlığımız sıfır olsun arkadaşlar hazırlıkta. Niçin? Çünkü dili öğreniyorsun kardeşim. Dili öğrendiğin için bir konuyu almazsan bağlam eksik kalıyor. Ve hoca bir ileri gittiğinde sen hocanın o ilerisini tamamlaman için 2 gün, 3 gün, 4 gün, hele bir de böyle ne bileyim saldım çayıra Mevlam gayrıysa bir öğrenci onu 2 haftada anca tamamlıyor. Öyle olduğu için dersleri düzenli takip edeceğiz. Hocalarımızı dinleyeceğiz. Aman şöyle bir hava var. Biz yaptık bunu. Bakın hatalarımı söylüyorum, itiraf ediyorum. Arap hoca giriyor içeriye. Selamun aleyküm. Ya şebap diyor. Aleyküm selam üstazi diyor. Ondan sonra bir başlıyor konuşmaya. Ya zaten bunu anlamıyorum diyorsun. Öyle kafayı koyuyorsun. Veyahut kafayı koymuyorsun. Bakıyorsun ilk iki üç hafta anlamaya çalışıyorsun. Anlamayınca aman anlatsın diyorsun. Hayır arkadaşlar, bu da yanlış. Hayat kurtaran dördüncü maddemiz, aynı şekilde hocayı da iyi dinleyeceğiz. Yani dersleri takip noktasında söylüyorum bunu. Hocalarımızı da iyi dinleyeceğiz. Çünkü hocalarımız bize yol gösteriyor. Vardır tabii ki illa yani yol göstermeyen, böyle sıkıntılı, ne anlattığı anlaşılmayan hocalar. Ama o 2'dir, 3'tür, bilemediğiniz 4'tür, hadi 5'tir. 6.sını bulamazsınız. Hocalar hep öğrencilerini düşünürler ve öğrencilerinin iyiliği için çalışırlar. Bir şeyler anlatmaya gayret ederler. O yüzden biz derslerimizi takip edeceğiz. Hocalarımızı dinleyeceğiz. Elimizden geldiğince devamsızlık yapmayacağız. Şimdi üniversite artık ne biliyor musunuz? Lise gibi değil. Bir öğretmen devamsızlığı takip etmiyor. Veyahut bir rehber öğretmen devamsızlığı takip etmiyor. Sizi uyarmıyor kimse. Zaten uyarmayacak da. Devamsızlıktan kaldığınızda sistemde kalmıştır. Finale giremez. Bunu göreceksiniz ve şok olacaksınız. Allah'ım ben nasıl kaldım ki dersten de kalacaksınız. O yüzden üniversitede her öğrenci
kendi çoban olacak yani. Kendi kendini güdecek. Bu bağlamda hayat kurtaran tavsiyelerin dördüncüsü, dersleri iyi takip edeceğiz. Kendi kendimizin çoban olacağız arkadaşlar. Unutmuyoruz bunu da. Yine beşinci hayat kurtaran maddemiz çok çok önemli. Bunu en sona başladım zaten bilerek. Arkadaşlar en az haftada bir kitap okuyacağız. Yani kitap bizim var ya en önemli ihtiyaçlarımızın arasında olacak. Bizim gittiğimiz 2, 3, 4 hatta 5 kitap evi olacak. Oradaki abilerle tanışacağız. Oraya gittiğinizde hemen sizi gördüklerinde böyle ya hocam ne zaman bitirdin bu kitap? Yeni kitaplar geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Yani onlarla böyle konuşacaksınız, istişare edeceksiniz. Bu çok önemli arkadaşlar. Zaten üniversitenin bütün toplamı bize bunu anlatıyor. Okumak, 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 okumak. Kitap okumak. Her alanda. Ben akademisyen olacağım. Şu alanda akademiye girmek istiyorum. Evet o alanda da okuyun ama. Kardeşim roman da oku, şiir de oku. Ondan sonra hikaye de oku. Akademik kaynaklar da oku. Makale de oku. Kendini sınırlı tutma. Ama sadece bir alanda dini kitaplar okuyor mesela bazı arkadaşlarımız. Sadece ilmihal okuyor. Ondan sonra Arapça kaynaklardan destekli böyle kitaplar okuyorlar. Bana göre yanlış. Kendi fikrimi burada izah ediyorum ama o arkadaşlara göre doğru olabilir. Bana göre bütün böyle alanlardan kitaplar okunmalı. Tabii ki saçma sapan insanların kitapları değil. Edebiyat okuyorsan örnek veriyorum. Bir git üstadı oku. Necip Fazıl Kısakürek oku. Tamam mı? Birçok adam var yani burada bunları saymaya gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar kitap okuyacağız. Ve her eve geldiğimizde bakın bu tavsiye de çok önemli. Mesela örnek veriyorum. Ben kendim Konya'da öğrenciyim. Konya'ya gittim mi? Bir dönem Konya'da mı okudum yani bir güz dönemi. Evimden Konya'ya gittim. Tekrar evime dönerken ara tatilde ben yanımda en az bir kutu kitapla gelmem lazım buraya. Eğer böyle geliyorsam o zaman ben kazanmışım demektir. O zaman ben kendimi belli bir noktadan belli bir noktaya taşımışım demektir arkadaşlar. Ama Konya'dan gelirken eve kıyafetler, yiyecek içecekler veyahut farklı şekilde maddeler getiriyorsam yine tabii ki bir noktada kendimi böyle ileriye götürmüşüm ama eğitim noktasında tabii ki denilemez. O yüzden arkadaşlar üniversite yılları kitabın en rahat, en güzel okunabileceği yerlerdir, dönemlerdir. Bakın bunu unutmayın. Bu dönemde hazırlıktan itibaren ben Arapça okuyorum, Arapça çalışıyorum, sınıfta kalacağım değil arkadaş. Sen o zaman şöyle yapacaksın. 2 haftada bir kitap bitireceksin. Dil çok ağırsa, çok ağır geliyorsa ama yani ağır bir kısmı yok. Düzgün 2, 3 saat, 4 saat çalışan her gün yani bu aralıklarla çalışan insan ne yapar? Çok rahat halledebilir. Bunun yanında kitabını da okur. Kendini geliştirir. Üslubunu geliştirir. Ondan sonra anlatımını geliştirir ve birçok alanda kendini geliştirir. İsmini vermeyeceğim. Bizim bir abimiz vardı. Bakın çok kitap okuyordu ya. İnanılmaz derecede. Elinde iki gün yani bir gün gördüğüm kitabı üçüncü gün görmüyordum. İkinci gün görmüyordum. Çok böyle hızlı hızlı değiştiriyordu. Çok hızlı okuyordu. Mesela en basit bir şey anlatmak istiyorum. Atanma hususunda bana çok soru geliyor. Atanabilir miyim? Al kardeşim cevabı burada. Ne yaptı abimiz? Yani böyle ekstra herkes gibi gayret sarf etmeden o okumalar onu çok ileriye götürdü. Bütün sınavlardan yani benim gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla, abilerimden öğrendiğim kadarıyla hep yüksek alıyordu mesela. Bu kadar basit. Hayat yaşamında bile sizi bir adım öne götürüyor. Yani arkadaşlar hayat kurtaran 5. tavsiyemiz, 5. size önerimiz buradan beni izleyen kardeşlerime mutlaka ve mutlaka üniversiteden evimize dönerken böyle bir bavul kitapla dönmemiz. Tabii ki bunları okumuş olarak evimize dönmemiz çok önemli. Kitapçıları gezmemiz böyle sadece gezi amaçlı değil. O kitap kokularını böyle bir teneffüs etmemiz çok önemli diyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Bu hayat kurtaran 5 tavsiye inşallah sizlere bir ışık olur, bir yol gösterir. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sormak istediğiniz veyahut ya şu şöyleydi, nasıl oluyor, bu böyleydi,
nasıl oluyor dediğiniz meseleler, konular varsa mutlaka ve mutlaka bana sosyal medya aracılığıyla olsun, YouTube mecrası üzerinden olsun ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla, dua bekliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.